İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Bağış eyaleti. Kafkas bölgesinin güncel sorunları, fırsatlar ve zorluklar konulu konferans Stepanakert'te düzenlendi. ABD, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki gerilim konusunda uyardı. Batı Ermenistan'da son 30 yılın en soğuk baharı. Çarents yılı büyük yazara adanmış çok yönlü girişimlerle zenginleşecek. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Baeş, Bitlis eyaleti, Duruperan'ın Ağzınik ilçesinin en büyük kuzeydoğu kısımlarını kapsar. 16. ve 19. yüzyıllarda bağımsız Kürt beylikleri mevcuttu. Bunlardan en güçlüsü Baeş, Bitlis Hanlığı'ydı. Önemli dağlar arasında Nemrut, Marutasar, Andok, Blecan, Simsar, Havatdamk dağları yer almaktadır. Bağış topraklarında Arazani ve Digris Dicle nehirleri sayısız kollarıyla akar. Tatlı su gölleri vardır. Ünlü tarım merkezleri Muş, Bulanık, Malazgirt ve Hılat'ın verimli tarlalarıydı. Bölge demir, altın, gümüş, bakır, kurşun, kömür, tuz, çeşitli maden suyu, cermuk bakımından zengindir. 1. Dünya Savaşı arifesinde yaklaşık 500 bin nüfusu vardı. 1882 yılında eyaletin 250 bin Ermeni nüfusu vardı ancak sayıları 1895-96'da Ermeni katliamları ve daha sonraki göçleri nedeniyle önemli ölçüde azaldı. Yine de 1914'te Baeş eyaletinde yaşayan yaklaşık 240 bin Ermeni vardı. 1915 yılında bölgenin Ermeni ve Süryani sakinleri Ermenilere yönelik soykırım olan Armenosit sırasında Türk katliamlarına maruz kaldılar. 1927'de orada birkaç yüz Ermeni kalmıştı. Artsakh'ın başkenti Stepanakert'teki Mesrop Maştos Üniversitesi, Kafkasya bölgesinin güncel sorunları, fırsatlar ve zorluklar konulu uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansın ortak organizatörleri Güney Osetya'daki Uzman Yardım Merkezi ve Rusya Federasyonu'ndaki Kafkasya'daki Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ydi. Konferansta 50'den fazla katılımcı yer aldı. Üniversitenin rektör yardımcısı Alisa Bağdasaryan'a göre konferans farklı bilimsel yapıların temsilcilerine katılmanın yanı sıra vizyonlarını, programlarını, gerekçelerini bölgede gerçekleşen olaylara getirme fırsatı verecek. Tarihçi Mıher Harutyunyan görüşmede konferansın amacının Azerbaycan ve Türkiye'nin ilgili yapılarının propaganda makinesinin gerçekleştirdiği tüm tecavüzlere karşı koymak olduğunu ifade etti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'te Amerika Birleşik Devletleri misyonunun açıklamasında Ermeni askeri Hıraç Manasaryan'ın 7 Mart'ta trajik ölümünün itidal, tartışmalı sınır bölgelerinde kuvvetleri birbirinden uzak tutmak ve aktif diplomatik angajman yoluyla mevcut tüm sorunlara kapsamlı çözümler bulma ihtiyacının altını çizdiği ifade edildi. Açıklamada tarafları diğer tüm esirlerin serbest bırakılması, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için bilgi alışverişi ve mayın temizleme gibi insani konularda ilerleme kaydetmeye çağırıyoruz denildi. Bu bilgi Artsakh ve Yerevan'da son zamanlarda yaşanan gerilimin arka planına karşı bir uyarı gibi geliyor. Bu bölgelerin korunmasına yönelik garantilerden biri Birleşmiş Milletler ve AGİT gibi barışı koruma yetkisine sahip uluslararası kuruluşların katılımı olabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı Ermenistan'da baharın ilk günlerinde hava hiç bahar gibi değil. Hemen hemen yurdun her bölgesinde düşük hava sıcaklığı kaydediliyor. Tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Yağışlar özellikle İstanbul, Muş ve Baeş, Bitlis'te etkili olacak. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde olduğu gibi Batı Ermenistan'ın doğu bölgelerinin dağlık kesimlerinde de çığ tehlikesi mevcut. Akdeniz kıyıları hariç Batı Ermenistan'ın tamamında buzlanma ve don bekleniyor. Büyük Ermeni yazarı Yığışı Çarents'in 125. doğum yıl dönümüne ithafen sadece doğum günü olan 13 Mart'ta değil, yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Etkinlikler çerçevesinde kitap tanıtımları, sergiler, pul basımı, Yeşil Çarenç 125 adlı madalyanın sunumu, opera performansı galası, hatıra paketinin açılışı ve diğer girişimler planlanıyor. Etkinlikler yazarın adını taşıyan okulda ve Ermenistan Cumhuriyeti Ressamlar Birliği'nde de düzenlenecek. Ayrıca burada 13 Mart'ta Çarenç'e adanmış özel bir sergi de açılacak. Sevgili yurttaşlar, sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen özverili insanlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin birleşmesine, hakları için mücadele etmeye ve talep etmeye gerçekten katkıda bulunan çok az yapı var. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz nadir platformlardan biridir. Desteğiniz, bilgi alanını genişletmeye ve atalarımızın ayaklar altına alınmış haklarını savunmaya ve geri kazanmaya yönelik adil arzularımıza yardımcı olacak. Adaletin yeniden tesisi için birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermeni halk şarkısı Tamzar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.